Merhaba arkadaşlar, ben Sevenler Abdik'in hoş geldiniz. Haftanın dikkat çeken dizilişiyle bir online maç oynayalım istiyorum arkadaşlar ki biz bu dizilişimizde daha önce online maçlar oynamıştık. Yeniden oynayalım istedim. 3 ofansif orta sahalı dizilişimiz. Bu dizilişi kullanmak için bu hafta seçmemiz gereken takım Roasso Kumamoto. Takımımızın logosu da bu şekilde. Ben takımın adına en güçlü demiştim. Değiştirmedik de böyle kaldı. Normalde en güçlü kadromuz bu değil ama oyuncularda değişiklik yaptık. Form durumuna göre şu an elimizdeki oyunculara baktığımızda sadece yedek kalecimiz Paolo Vitor formsuz. İlk 11'e Kepa'yı yerleştirdik ama bazen maça çıkıyoruz, Kepa formsuz oluyor. Yedek kaleci E olmasına rağmen o bile formda gelebiliyor. Bakarız kim formdaysa ona göre değerlendirme yapacağız. Yedeklerimizde ve ilk 11'imizde bu isimler var. 3 ofansif orta sahalı oynayabildiğimiz bu dizilişle şimdi bir online maça geçelim. Takımımızın tam adı da bu şekilde: Roasso Kumamoto, Japon takımı. Maça git diyelim. Online hızlı maç bölümünde oynadığımız için de bazen çok güçlü kadrolar gelebiliyor. Efsanevi oyuncuların sözleşme yerleme bileti olmasa da kullanabildiğimiz yer burası. Ondan dolayı nadir de olsa böyle efsanevi kadrolara denk geldiğim olmakta. Umarız güzel güçlü bir takım denk gelir. Rakibimiz geldi. Mr. Zayn Gaming kullanıcı adı vardı. Aşağı tarafını görmedik. Diğer kullanıcı ismi neydi acaba? Form durumuna bakalım. Hernandez formsuz, Sam Maximin formsuz. Mane'yi alalım. Rakibi de bekletmeyelim. Kim Minjae'miz de vardı. Bu şekilde kalsın. Rakibin de kadroya bakalım. Güzel efsanevilerden oluşan bir kadrosu var. Rakibimizin menajeri kimmiş? Luis Romano kullanıyor Zayn Gaming. Top çevirme menajeri. Biz de hızlı kontratak. Maça biz başlayacağız ve bizim orta sahadaki futbolcular bu dizilişimizde yukarıdan aşağıya doğru ip gibi sıralanıyor. Çok kalabalık orta sahamız. Gerisi sıkıntı. Aşağıya doğru versek. Musiala şimdi aldı. Musiala ortada koşu yapan isim Pedri. Pedri kurtardı. Sağ taraftaki isim Cancelo. Cancelo'nun ortası. Ön direkte kafa. Maça golle başladık. Maçın başında golümüzü bulduk. Cancelo'dan güzel bir orta. Bu ortaya da kafa vuruşu. Kim kafa vuruşunu yaptı göremedim. Acaba Bruno Gimares falan mı geldi oraya? Bir yazsın bakalım. Yok, depo almış. Göbek futbolcumuz, onu ofansif orta sahada kullanıyoruz. Topu kazanan isim Alaba. Depaul kurtardı rakibinden. Osimhen. Yukarıda Osimhen'i görsek. Geçmedi. Son anda rakip savunma. Oyunda bir hızlandı. Musiala. Musiala'yla ceza sahası dışından şutumuz. Az farklı avuta gitti ama bu kaleye de gitse rakip kaleci kurtarırdı. Sert bir vuruş çıkaramadı. Çok tehlikeli geldi rakibimiz ve topu kazanamadık. Patrick Vieira. Şimdi aldık topu. Depaul. Depaul'la ortaya döndük. Yukarıda bir koşu var. Soldaki koşuyu görsek. Hadi Mane. Depaul'un koşusu. Arka tarafta boşta bir isim. Pedri. Top ona gelmedi. Osimhen. Baskımız sonuç getirmedi. Top rakipte Cruyff. Bruno Gimenez ağır kaldı. Orada izledi. Beckham. Neymar. Güzel pas. David Beckham. Önünü kapatalım. Beckham'ın şutu kalecimiz. Lionel Messi. Yine kalecimiz Kepa. Hızlı bir şekilde kullanacak olsak. Osimhen, bunu indirmelisin. Musiala. Depaul. Mane. Bir çalım atalım. Geçtik mi? Geçtik. İkinci rakip Patrick Vieira. İzin vermedi. Cruyff kenardaki adamını da görebilir. Bruno Gimenez çok iyi geçti. Albert Ferrer ortası. Kim Minje. Çok tehlikeli. Cruyff'un vuruşu kalecimiz. Dönen top Kim Minje. İlk yarının son anlarında rakibimiz çok tehlikeli geldi. Golü de bulabilirdi. Üst üste şutlar. Kalecimiz izin vermedi. 3 tane şutu var rakibimizin. 2 tane de bizim şutumuz. Şimdi kısa paslarla ilerliyoruz. Aşağıda koşu yapan ismimiz Cancelo. Şimdi şurada savunma arkasında da bir koşu var. Gabriel, stoperimizle gidiyoruz. Gelir mi bir gol? Gabriel'in şutu çok kötü. Beklentimiz yoktu. Hani sürpriz bir gol çıkarabilir mi dedik. Yapamadı. Stoperimiz Gabriel oraya kadar güzel de koştu ama. Kenarları kapatalım. Kaptık topu. Havadan bir pas versek. Cancelo. Baskımız. Rakip iyi çıktı baskıdan. Savunma arkasına pası. Alaba izin verme Cruyff'a. Dönen Messi'den. Ronaldinho'ya. Griezmann kazandı. Faul yok, devam dedi.
Kevin De Bruyne en sağa dönüp savunma arkasına versek çok büyük boşluk var. Pedri bir çalım yapsak Van Dijk'a geçti. Sonrasında şutumuz kaleci Alisson. Şut iyi değildi. Orada Griezmann geldi bozdu. Gabriel'den kenardaki adamımız Dumfries. Tekrardan Dumfries. Ortaya dönsek Pedri. Bir daha Dumfries'e. Pedri. Bir çalım. Önümüzü açtık. Son anda rakip. Puyol. David Beckham. Bruno Guimaraes araya girdi. Gabriel. Kenarda Saint-Maximin. Bir daha versek. Kevin De Bruyne. Haaland'ı gör. Haaland. Son anda kaleci Alisson. İyi çıktı aldı. Hemen de önünde zaten. Ve maç bitti. 1-0 kazandık. Zaman zaman tehlikeli ataklar oldu. Çok fazla gol olmadı maçta. Biz yine bir maç oynayalım. Daha fazla gol atabileceğimiz belki bir maç olabilir. Ya da rakibin daha fazla gol atabileceği. İkinci rakibimiz Brezilya. 2602 takım gücüne sahip rakibimiz. Az önceki maç formsuz oyuncularımız vardı. Şimdi kalecimiz Kepa. Ne kadar yedek kaleci de çok kötü. İkisi de kırmızı. Kalecisiz çıkacağız resmen maça. Kimmice iyi gelmiş. Onu oyuna alalım. Alaba ile şimdilik değiştirelim. Hernandez'i sol tarafa çekelim. Böyle başlayalım. İkinci yarı hamleler yaparız. Rakip 4-2-1-3 dizilimiyle geliyor. Güzel de futbolcuları vardır rakibin. Maça Osimhen'in vuruşuyla biz başlıyoruz. Kısa berkaçlarla çıkmaya çalışalım. Yukarıda bir koşu var. Depaul. Al arkana o savunmacıyı. Rüdiger'miş o da. Rüdiger 5 yıldız adaylı sözleşmeyle geçmişte alınmıştı. Oyunun iyi stoperlerinden bir tanesi. Martinez. Saint-Maximin. Depaul. Kenara dönsek. Daha kenara dönecektik ama. Hemen üstümüzdekine gitti. Bruno Guimaraes kaptı topu. Saint-Maximin indir şunu. Çok boşluk var orada. Tekrardan Saint-Maximin. Depaul. Saint-Maximin. Saint-Maximin kaybetti orada. Depaul girdi araya. Depaul çalımlarımız. Saint-Maximin'i gördük. Kazanır mıyız? Aldık. Aşağıdaki oyuncumuz Musiala. Çevir. Çok boş. Ama bu nasıl kaçar? Hadi. İmleş bir türlü gelmedi bize. Hadi bir şut çekelim. Basıyoruz da şut. Aa, faulmüş. Ben de diyorum niye basmıyor bu şut? Nasıl kaçtı o gol? İyi baskı kurmuştuk ama. Hala top rakibimizde. Coman'ı etkili kullanıyor kendisi. Kenarda da öyle bir boşluk var ki. Top Osimhen'in önünde kaldı. Musiala. Saint-Maximin'e dönelim dedik ama rakibimiz kazanırız orada. Pedri. Ceza sahası dışından şutu üstten avut. Kötü vuruş çıkardı Pedri. İyi de bir yeri vardı aslında. Musiala. Musiala'yı uzaklardan denesek. Musiala'nın şutu kaleci Neuer. Sektirdi Pedri. Dokunamadı. Cancelo. Pardon Musiala. Musiala neler yapıyor böyle üst üste şutlar. Etkili iki tane şut çıkardı. 0-0'lık eşitlik de bozulmadı. Eğer oyun yönünü değiştirebilirsek. Arka aşağı taraf çok boş. Cancelo. Koşu yapan isim Pedri. Hadi Pedri. Osimhen elini kaldırdı. Osimhen'e doğru versek. Osimhen gelişine vurursa gol. Osimhen. Kendi taçımızdan çıktık. Çünkü aşağı tarafa baktığımda o oyuncuların yerini gösteren yere. Aşağı taraf çok boş. Oyunun yönünü değiştirdiğimizde bu dizilişte rakip alanda büyük boşluk bulabiliyoruz. Bu dizilişte daha önce de maç oynamıştık. Oradan hatırladım bir an. Yine bu şekilde gol bulmuştuk. Oyunun yönünü değiştirdiğimizde diğer tarafta büyük bir boşluk var. Rakip gelene kadar da golü bulduk. Zaten orta alandaki futbolculara baktığımızda 6 tane futbolcu yan yana diziliyor. Hızlı bir şekilde de oyunun yönünü değiştirebiliyoruz. Pedri. Ona değil de aşağı atacaktık ama. Cancelo. Cancelo önündeki adama topu verdi. Kim Minje bu maçı iyi çıkarıyor ama. Depaul. Osimhen. Saint-Maximin. Saint-Maximin bu maç kötü oynadı. Onun o tarafı da zorladık bayağı. Denedik ama. Guimaraes. Pedri. Depaul. Bir falsomuz.
Tercih Noyer. Zor bir top olmadı kendisi için. 1-0 öndeyiz. Barella. İyi döndü. Ödegaard. Ödegaard. Alamadı Kayan'dan. Ödegaard çok iyi getirdi. Ortası. Messi'nin öne düştü. Asfaltla bu. Rakibimiz ilk defa böyle tehlikeli geldi. İlk şutu olması lazım. İkinci yarının başında. Ödegaard tarafını hiç kullanmamıştı ilk yarı. Coman tarafından birkaç defa gelmeye çalışmıştı. Ödegaard'la etkili topu sürdü. Ne tarafa doğru atsak? Şuradaki adamımıza doğru atsak. Rakipten önce alabilir mi? Dumfries. İndirdi mi? İndirdi. Tekrardan Griezmann. Tek pas ver. Bir dönerse diğer tarafa çok etkili oluruz. Mane. Mane'nin ortası bomboş. Kafa vuruşu. 2-0 öndeyiz. Yine bir oyunun yönünü aslında hızlı değiştirme yaptık burada. Mane'den güzel orta ama kafa vuruşunu kim yaptı? Oyuna dahil ettiğimiz Griezmann mı? Yere vurdurdu. Kalecinin yapacak bir şeyi yoktu. Yere çarpan topları kurtarmak da çok zor. Griezmann'ın kafa vuruşu. 3 tane ofansif orta sahada oynamak da güzel ama sıkıntı şu. 3 stoperle oynamak zor. Savunmada büyük boşluklar verebiliyoruz. Orta alanda Alaba. İleride Osimhen. Aşağıya dönsek. Şimdi Osimhen'in çok büyük boş alanı var. Osimhen. Osimhen. Çok büyük boşluklar yakalıyoruz rakip savunmada. Osimhen orada koşuyu yaptı. Osimhen'i de iyi ki çıkarmışız diyorum. Elimizde etkili Haaland vardı. Şimdi Osimhen de geldi. Geçelim biz golü. Ya da rakip arkadaşımız çıktı mı acaba? Evet, golü geçmedi çünkü kendisi. İki tane maç oynadık üst üste. Güzel maçlardı. Ben bu dizilişi sevdim. Fakat iyi hücum yapan rakiplere denk gelirsek savunmada işimiz çok zor. Ortada 6 tane oyuncumuz var. Oyunun yönünü değiştirdiğimiz an büyük boşluklar buluyoruz ve öyle de pozisyonlara girebiliyoruz. O anlamda çok keyif aldım. Ver kaç yaparak istediğimiz adamı bile kaçırabiliyoruz savunma arkasına. Hücum da gerçekten güzel. Keyif de veriyor. Ama savunma işi sıkıntı. Savunmada sıkıntı yaşayabiliriz. Bu maçlarda yaşamadık ama belki kanat futbolcularını Dumfries gibi iki yönlü oynayabilen, savunmada bekle bile kullanabileceğimiz Cancelo gibi isimlerle değiştirdiğimizde savunma işinde biraz daha işimiz kolaylaşabilir. Top rakipteyken geriye gelebilir oyuncularımız. Ama yine de 3 stoperle oynuyoruz. Hızlı çıkan rakiplere karşı boş alanlar muhakkak veririz. Güzel maçlardı. Umarım siz de izlerken keyif alırsınız arkadaşlar. Sizlere oyunlar, iyi seyirler, hoşça kalın.